Darü Ziyafe köftesi. 350 gram kuzu kıyma, 350 gram dana kıyma, 350 gram hindi kıyması, 1 çay bardağı kabuksuz antep fıstığı, 300 gram mantar, 1 su bardağı galeta unu, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı tarçın. Tepsiyi yağlamak için ayçiçek yağı. Şimdi bir köfte harcı yapacağız efendim. Darü Ziyafe köftesi bu. Ama böyle bir saat kadar dolapta dinlendirilmesi lazım. Sonra mühürleyeceğiz, sonra da fırına atacağız. Evet. Dolayısıyla biraz aşamaları var. Evet. Tek tek anlatalım, gösterelim. Evet. Şimdi bir Osmanlı yemeği dedik bunun içinde. Evet. Kıyma kullanacağız gene köfte için ama değişik kıymalar var. Hı-hı. Bir kuzu kıyma, bir dana kıyma, bir de hindi kıyma. Hindi kıyma, evet, hindi kıymayı bulamayabiliriz. Kendimiz de çekebiliriz bütün alıp. Hindi eti alıp. Hindi eti alıp. Robottan evde belki çekilebilir. Evet. Peki hindi olmazsa o zaman bu köftenin bir esprisi olmuyor değil mi yani? Yani tavuk Osmanlı av hayvanları ile yaptığı için hani biz birebir bulamadığımız için bunlarla biz aynı tadı yakalamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Hadi başlayalım o zaman. Tabii. Bir kaşık istersen şuradan vereyim. Hepsini kabımıza alacağız. Önce kıymalarımızı genişçe bir kabın içine alıyoruz sırasıyla. Başka ne koyacağız içine? Bir su bardağı kadar yaklaşık galeta unumuz var. Bunu koyuyoruz. Gene köfte yapar gibi. Biraz yeni bahar. Antep fıstığın biraz suda bekletilmiş hali. Tavukları tarçın alalım. Olması da enteresan aslında. Bayağı aromalı bir köfte. Evet. Bahar, tarçın hepsi oldukça var. Oldukça aromalı bir lezzetli. Şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar yeterli. Karabiberimiz. Evet. Son olarak tuzumuz var. Tuzumuz var. Şöyle tuzumuzu koyuyoruz. Biraz sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı koyalım hemen. Ne kadar ekleyelim? Şöyle bir gezdireyim isterseniz. Suyu. Evet, yine 2 yemek kaşığı kadar olsa yeterli. Yeterli değil mi? Evet, tamam. Yeterli. Bunları robottan çekeceğiz, kıyma haline getireceğiz. Mantarları da öyle kıyma haline getireceğiz. Dur ben onu o zaman yapayım şurada. Bir adet yumurtamız var. Değişik bir köfte. İçinde böyle mantar da olması enteresan aslında değil mi? Evet. Şöyle atalım içine. Oldukça lezzetli ve değişik bir köfte. Vallahi bilmiyorum izleyicilerimiz hani duymuş mudur? Ben ilk kez duyuyorum. Ben tadında merak ettim. Uzun zamandır yaparım. Çok sık yapıyor musun? Evet yaparım. Yaklaşık 20 senedir yaptığım bir tarif. Şöyle bir miktar da su. Senen o zaman yoğurmaya karıştırmaya şöyle en azından bir elinle kaşıkla başlarken ben de mantarları çekeyim. Sonra mantarları da içine ekleyeceğiz. Birlikte yoğuracağız. Mantarı da daha önce böyle kullanmadı. Bak bu da enteresanmış aslında. Sos falan çok güzel olabilir. Şöyle içine. Bunu da ilave ediyoruz. Koyuyoruz. Hani keselim yapalım demeyin. Çünkü bayağı böyle püre halinde olması lazım neredeyse. Evet kıyma gibi. Kıymanın içinde kaybolacak şekilde. Hepsini aldık herhalde. Bu aşamadan sonra elimizle yaptım. Artık elle yoğurmaya geçeceksin. Evet elle yoğurmaya geçeceğiz. Hadi yoğururken de biraz sohbet edelim. Neler yapıyorsun? Anlat bize. Neler yapıyorum? Evli misin? Torun, evli, çocuk, bir şeyler var mı? İki oğlum var. Oh, bir maşallah. Tane torunum var. Bak tahmin ettim. Bir torun var. Maşallah. Çocuklar kaç yaşlarında? Büyük oğlum 32, küçük oğlum 30 yaşında. Oh ne güzel. Sen o zaman 30-32. Yani peş peşe doğurmuşsun sen. Evet. Onun dışında çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Uzun yıllar yemek yaptım. Şöyle ikişer tane yaparız. İstersen ikiye bölelim. Harcımızı ikiye bölüyoruz. Tamam. Birini aldık buraya. Böyle şekillendireceğiz. İyicene böyle düzleştiriyorsun aslında bastırıp. Yufkayı sarabilmek için yufkamızı alıyoruz. Bir tanesini alayım şimdi. Evet. Açayım mı şöyle? Evet, açalım. Şu an
da var. İkiye bölelim, iki parça yapacağımız için. Tamam, böleyim şöyle. Evet. Bunu da şöyle şu şekilde. Hmm. Kağıtta olduğu gibi atınca bu sefer şekli de bozulmuyor. Ele de yapışmıyor tabii evet. ki. Yine şöyle biraz düzeltiriz. Kenarlarını üzerine. Fazla yerlerini. Çok değişik bir köfte. Sonra böyle köfteyle börek sarar gibi sarıyoruz. Börek sarar gibi sarıyoruz. İyice sarıyoruz. Şu kısmını bir miktar suyla. Su. Şuraya istersen birazcık su damlatalım. Hı-hı. Yapışsın diye değil mi? Evet, yapışsın diye. Tabii pişerken yufkasıyla yapışacak doğal olarak. Böyle bir çıtırlığı da olacak üstünde. Yeterlidir. Bunu böyle bir yere alıp. Tamam. Şimdilik şurada kenarda bekletelim istersen. Hı-hı. Çünkü ikincisini yaptıktan sonra buzdolabına kaldıracağız. Aynı şekilde diğer yufkayı da kağıdımızda şekillendiriyoruz. Yufkanın arasına koyacağız ve sonra ikisini birden dinlenmesi için dolaba göndereceğiz. Efendim, köftelerimizi yaptık, bir güzel buzluğa attık. En az bir saat kadar, hatta bir saat yeterli olacaktır. Buzluk kısmında, buzdolabının buzluk kısmında mutlaka böyle bir artık donması, yani donmaya yakın kıvama gelmesi lazım. Çıkardıktan sonra biraz mühürleyip fırına atacağız. Aslında başka bir işlemi de kalmadı değil mi? Biz bu sırada günün ikinci tarifine geçelim. Çok güzel bir tarif gelecek.